Merhaba arkadaşlar. İstatistik 2 kitabımızdan soru çözümleriyle devam ediyoruz. İlgili sorumuz kitabımızın 5. ünitesi olan ve regresyon ve korelasyon analizi başlığını taşıyan ünitemizle alakalı bir soru. Bakalım hemen sorumuza. Sorumuzda regresyon tahmin denkleminde hesaplanan regresyon katsayısının %5 anlam düzeyinde anlamlılık testi yapılmak istenmektedir. Hesaplanan katsayı değeri 3,46 ve standart hatası da 1,14 ise anlamlılık testi için hesaplanan test istatistiğinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki basit doğrusal regresyon yani sadece bir bağımlı değişken ve bir bağımsız değişkenden oluşan basit doğrusal regresyon denkleminde regresyon katsayısı olan B'nin anlamlılık testini yaptığımız zaman aslında bu beta'nın tahminidir biliyorsunuz. Biz onu nasıl yazıyoruz? Şöyle yazayım hemen şuraya. Y şapka eşittir A artı B X şeklinde yazıyoruz ki A aslında alfanın B de beta'nın tahmini oluyor ki tek bir tane X ve tek bir tane Y değişkeni söz konusu ise bu durumda B için yani regresyon katsayısı olan B için yapacağımız tahmin aynı zamanda regresyon doğrusunun da anlamlılığını test etmiş olacak. Dolayısıyla sorumuza döndüğümüzde hemen değerlere bakalım. B katsayısının değeri 3,46 olarak hesap edilmiş. Standart hatası olan SB eşittir 1,14 olarak bize verilmiş. Ve bunun içinde alfa eşittir 0,05 düzeyinde bir anlamlılık testini yürütmemiz istenmekte. Hatırlayacaksınız regresyon katsayısının anlamlılık testini yaparken biz T istatistiğinden yararlanıyorduk. Katsayının kendi standart hatasına bölümü ile bu hesap değerini elde ediyor idik. Dolayısıyla B değeri bize verilmiş 3,46 standart sapması veya standart hatası 1,14 olarak verdiğimiz zaman bu da 3,04 yaklaşık değerine eşit olarak elde ediliyor. Bizden istenilen zaten hesap değerinin değeri o da C şıkkında verilen 3,04 değeri olarak karşımıza çıkıyor. Peki anlamlılık sınamalarında biz bunu hipotez testi olarak yürütüyorduk. Daha önceki aslında ünitelerimizde hipotez testine ilişkin sorular çözdük. Buradaki hipotezimiz nasıl kuruluyor? Hemen onu ifade etmek isterim. Hatırlatmak babında. Biliyorsunuz iki tip hipotezimiz vardı. Bir tanesi sıfır hipotezi veya yokluk hipotezi olarak. Burada beta katsayısı yani B için tahmininde kullandığımız B değeri için sıfır şeklinde ve H1 olan alternatifi de beta eşit değil sıfır şeklinde kuruyoruz. Ve T testine göre yapıyoruz dedik. Hesabı bu şekilde yapılıyor. Peki tablo değerini nasıl elde ediyoruz? Ondan da hemen kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz T student T dağılımı diyelim. İki tane parametresi olan bir dağılım. Ve T'de alfa bölü 2 ve serbestlik derecesine göre tablo değerini elde ediyoruz. Burada alfamız 0,05 olarak zaten yukarıda verilmiş. Serbestlik derecesi ise n eksi k şeklinde bulunan bir değerdi. Ve buradaki k da tahmin edilmek istenilen, tahmin edilen parametre sayısını ifade ediyordu. Bizim tahmin denklemimizde alfa ve beta gibi alfa ve beta gibi iki tane parametreyi tahmin ettiğimiz için serbestlik derecesi n eksi 2 şeklinde elde ediliyor. Dolayısıyla seçtiğimiz alfa düzeyi için ve
n-2 serbestlik derecesinde tablo değerine bakarak da bu işlemi sonuçlandırıp karara varabiliriz. Ancak ilk etapta söylediğim gibi bizden soruda istenilen şey bu t hesap istatistiğinin değeri kaçtır? O da hesaplanılan veya verilen diyelim b katsayısının kendi standart hatasına oranı ile hesaplanılır arkadaşlar.